Şimdi 2015 yılında Ceylanpınar'da iki polisin öldürüldüğüne ilişkin bir haberle biz aslında güne uyandık. İki polis evinde ölü olarak bulunmuştu. Ondan sonra Ceylanpınar ilçesinde büyük bir operasyon yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ve bu kişiler Urfa Terörle Mücadele Şubesi'ne geldiğinde biz dahil olduk o konuda. Müvekkillerimiz vardı. Yani henüz olayın ne olduğunu da bilmiyorduk biz. Sadece polisin, iki polisin öldürüldüğünü ve buna ilişkin Ceylanpınar'da çok sayıda kişi alındığını biz duyduk. Daha sonra TEM'e gittiğimiz zaman o kişilerin, müvekkillerin bu olayla bağlantısının ne olup olmadığını biz de bilmiyorduk aslında. Bu operasyonu gerçekleştiren savcılık da bilmiyordu. Ve orada gerçekten bir insanlık dramı yaşandı. Yani gözaltına alınan, bu olayla ilgili gözaltına alınan müvekkiller çok ağır işkencelerden geçirildi. Yani insanlık dışı o kadar kötü muamelelere maruz kaldılar ki biz her türlü girişime rağmen bunları engelleyemedik. Cinsel işkence başta olmak üzere Filistin askısı, makata cop sokma gibi birçok vahşi yöntemle bu olayı gözaltına alınan kişilerin üzerine yıkmaya çabaladılar. Şimdi hem bizler hem de müvekkiller gerçekten anlam veremiyordu. Yani olayla uzaktan yakından bağlantısı bulunmayan kişilerin bu şekilde gözaltına alınıp ve vahşi yöntemlerle bu suçu işlediğini kabul ettirtmeye çalışmaları aklımıza o zamandan sonra işareti getirmeye başlamıştı. Yani bu olayın basit olmadığını biz aslında orada anladık. Çünkü arada hiçbir irtibat yoktu. Öldürülen polislere ilişkin müvekkillerin herhangi bir irtibatları, herhangi bir tespitleri de yoktu. Fakat orada şöyle bir örnek vereyim. Benim müvekkilim yaklaşık 42 dakika boyunca Filistin askısında tutuldu. Ve ona söyledikleri tek şey, bu polisleri siz öldürdünüz, bunu kabul etmen zorundasın diye. Ben müvekkille görüşmeye gittiğim zaman onu görüşme odasına getirdiklerinde yerden sürükleyerek getiriyorlardı. Çünkü ne ayakta durabiliyordu ne de kollarını kaldırabiliyordu. 41-42 dakika boyunca Filistin askısında kalmıştı. Ve görüştüğümüz zaman hem ben hem de avukat meslektaşlarımız hepsi aynı şeyi söylüyordu. Yani size ne soruyorlar diye. Hepsinin aslında sorduğu bir soru da yoktu. Sadece suçu kabullendirmeye çalışmak vardı. Daha sonra dosya, tabii müvekkiller tutuklandıktan sonra dosya Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Ve dosya başladıktan sonra anladık ki bu olay sıradan bir olay değil. Orada gerçekleşen infazlar Ceylanpınar'daki gençlerin üzerine, müvekkillerin üzerine ve orada siyasi faaliyet yürüten birçok insanın üzerine bırakılmaya çalışıyor. Dosyanın içerisinde mesela ihbara ilişkin yapılan arama bir ankesörlü telefondan yapılıyor. Ve o kişi de FETÖ bağlantılı olduğu ortaya çıktı yargılama aşamasında. Bununla beraber kapının hiç zorlanmadığı, polislerin öldürüldüğü ikamette kapının hiç zorlanmadığı, anahtarla açıldığı, hiç camdan ya da başka bir yerden girilmediği ortaya çıktı. Yani dosya devam ettikçe anlaşıldı ki bu olay muhtemelen tanıdığı kişiler tarafından işlenmiş. Daha sonra ard arda katliamlar yaşanmaya başladı. Hem bölgede hem Urfa'da. 2015 yılı da bizim için Urfa'da sistematik işkencenin en yoğun olduğu, had safhaya geldiği bir yıldı. Ve zaten devamında şehir savaşları ve buna bağlı olarak çözüm sürecinin bitmesi bu dosyayla, bu dosyanın üzerine titizlikle yaklaşılması gerektiğini ortaya koydu aslında. Şimdi o tarihte bu işlenen cinayetler yeteri derecede araştırılsaydı ki hem avukatlar hem de demokratik kitle örgütleri tarafından çokça dile getirildi. Yani bu cinayetler yeterince araştırılmadı. Hepimizin talebi oydu. Yani bu cinayetlerin araştırılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması için çok çaba sarf edildi. Fakat hiçbir şekilde bu karşılık bulmadı. Yeterince araştırma yapılmadı savcılık tarafından. O mesai, öldürülen polislerin mesai arkadaşları hiçbir şekilde tam olarak dinlenilmedi.
Mesela ilk ifade veren polislerin bazıları serviste işte erken indiğini söylediler. Fakat görüntülerde inmedikleri ortaya çıktı. Onların ifadeleri de detaylı bir şekilde alınmadı. Bugün duyduğumuz kadarıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın, yani verilen kararın bozulmasını istemiş. Burada benim söylediğim şeyler de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da talep edilmiş aslında. Orada yeterince polisler dinlenilmemiş. Yani şüpheli bir taraf da aynı şekilde kendi mesai arkadaşları da olabilir. Yani bu anlam akıllara geliyor. Daha sonra yapılan yargılamada, bu eksik yargılamada verilen beyanların kolluk tarafından işkenceden alındığı apaçık ortada. Bu sebeple hiçbir şekilde bu işkenceye rağmen, bu vahşice yöntemlere rağmen hiçbir şey elde edemediler. Ve hiçbir şekilde müvekkillere bunları kabul ettiremediler. Neticesinde de bu iki polisin öldürülmesine ilişkin dosyada yargılanan herkes beraat etti. Ve beraat kararından sonra biz beklerdik ki şimdi yargılanan kişiler, cinayetten dolayı yargılanan kişiler beraat ediyorlar. Devamında bu insanların biri tarafından öldürüldüğü ortada. Bunun peşine düşülmesini biz bekliyorduk. Buna ilişkin araştırmaların, soruşturmaların devam edeceğini biz aslında umuyorduk, fakat kesildi. Hiçbir şekilde devam etmedi. Yani o iki şahsın niye öldürüldüğünü, kim tarafından öldürüldüğünü kamuoyu hala merakla beklemekte. Bu sorular hala sorulmakta, fakat ortaya çıkan hiçbir şey yok. Ben inanıyorum ki o olay aydınlatıldıktan sonra Türkiye'deki birçok cinayette, birçok katliam da ortaya çıkarılacaktır. Yani bir el tarafından düğmeye basılmışçasına çözüm sürecinin bitirilmesi, devamında kitlesel katliamlar, tutuklamalar, baskılar, gözaltılar ardı ardına geldi. Bunun neredeyse başlangıçlarından sayılan Ceylanpınar cinayeti hala çözülmeden karanlık bir şekilde orada durmakta. Buna ilişkin hakkaniyetli bir soruşturma yürütülürse ben inanıyorum ki birçok fail de, birçok faili meçhul kalan olay da ortaya çıkacaktır. Şimdi soruşturma aşamasından kovuşturmanın sonuna kadar hiçbir şekilde incelenmedi. Hiçbir şey, dosyanın içerisindeki hiçbir şey incelenmedi. Yani soruşturma başlangıcında biz dahildik bu işe. Soruşturmada yeteri derecede, soruşturmayı bırakın, hiçbir şekilde olayın aydınlatılmaya yönelik herhangi bir soruşturma tarzı benimsenmedi. Sadece olayı mevcut gözaltına alınanların üzerine atarak soruşturma tamamlanmaya çalışıldı. Böyle bir tavırla, böyle bir refleksle zaten hareket edilirse dosyanın içerisindeki esası etki edebilecek hiçbir delil tartışılamaz. Bu deliller ortaya konulamaz. Çünkü ellerinde olan, gözaltına aldıkları kişilerin üzerine bu suçu yüklemeye, suçu atmaya çabaladılar. Ve neticesinde hiçbir şekilde bir yol bulunamadığından dolayı beraat kararı verildi. Şimdi mahkeme tarafından verilen beraat kararı da hani hakkaniyetli bir kovuşturma yapılıp verildiği değil. Hiçbir şekilde bir irtibat kurulamadığından dolayı başka çare olmadığı için beraat kararı verildi aslında. Yani hakkaniyetli bir kovuşturma da yapılsaydı cinayetin asıl sorumluları ortaya çıkarılabilecekti. Fakat kovuşturmada da hakkaniyetli bir şey yapılmadı. Evet, müvekkillere verilen beraat kararı yerinde bir karardı. Fakat bu kararla birlikte eğer ciddi anlamda deliller toplansaydı belki de cinayeti işleyen kişilerin, yani yargılanan kişiler dışında olan kişilerin olduğu da ortaya çıkacaktı. Fakat bu yapılmadı. Ama yine de mahkemenin verdiği beraat kararı hakkaniyetli bir karardı.